Merhaba. Şunun tatlılığına bak. Çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayranların da burada tam karşındalar. Hemen Demet'le başlıyorum yorumlara. Bütün okul arkadaşlarını çağırmış galiba o. De hocan senden memnun değil. Neden? Bilmem. Haberin var mı? Hayır. Bilmiyordum. Ha, şöyle bir arada bir şok yapayım Bülent Hanım. Bakayım ne olacak tepkisi diye. Ay ben bu şarkıyı o Fahriye Evcen'in sesinden dinliyorum. Oturup ağlıyorum. İnanılmaz güzel. Evet, hiç kadının mesela şey profesyonellik hayatı yok şarkıcılıkta ama sen dinledin mi ondan bu türküyü? Ben Yasemin Yıldız'dan dinledim. Fahriye Evcen bunu bir okuyor. Ya film aklıma geldiği için beni çok duygulandırıyor. Yani güzel okudun. Puanı ben en son vermek istiyorum. Hızlı gitmemiz lazımmış. Ortaça atıyorum topu. Evet. Ben de Orhan Gencebay'ın yorum yapmasını istiyorum çünkü. Peki. Hayır, Türk onun kulvarında. Diye. Aynen öyle. Bizim oralar tabii. Yani Karadeniz'imiz. O yüzden. Sağ ben de Kastamonu'lar ama en azından siz. Berbudar ol. Tabii yavrum, Karadenizliler son derece temiz kalpli olup bir anda da öfkelenen tiplerdir ya, ama tertemiz kalpleri vardır ve kötülük katiyen düşünmezler. Ama şöyle bir laf da vardır. Bizim oralarda derler ki hanımdan korkmayan kafirdir. Yani o babayiğit yüreği vardır, o gönlü saf tertemizdir. Fakat hanımlarına büyük saygı gösterirler. Bunun da nedeni aile düzenine olan saygılarından, sevgilerinden kaynaklanır. Ama deli doludurlar, iyidirler. Ve hanımlar da erkek gibidirler. Karadenizli hanımlar da erkek gibi derken o yüreğe sahiptir. Yani biz o babayiğit erkeklerden bahsediyoruz. Hanımlar da öyle babayiğittir. Ve çok duygulu bir ezgi bu. Karadeniz'in bu duyguları da farklı bir ezgi. Duygu taşır ezgileri. Yani neticede şimdi çok konuşmamak lazım. Fıkra sonra anlatırım. Tam Karadeniz konusu girince fıkra anlatma lazım da. Anlatın tam yeri. Yok, doğru. Başımdan geçen bir olay vardı. Onu anlatmak istiyordum, evet. Da Sevim Hanım'la Almanya'da geçen bir olay vardı. Onu belki çok evvel anlatmışımdır. Almanya'da Köln civarında bir fantazi şehir vardı. Disneyland'da, Euroland'da nazire olarak kurulmuş bir şehir. Gezdik akşama doğru. Öğlenden sonra 4-5 yorulduk. Dedik ki bir ülkenin bahçesinde, bütün dünya ülkelerinin pavyonları var orada, sergileri var. İtalyan pavyonuna gelmişiz. Sergide sergi vesaire onları gezdik. Karnımız acayip acıktı. Dedik ki pizza yiyelim. Bahçesi çok güzel ve çok güzel genç hanımlar var. 25-26 yaşında, 20'li yaşlarda sarışın yeşil mavi gözlü hanımlar. Siz dedik, bayağı bakıyorsunuz tabii hanımlara. Güzele yani. Bakmak sevaptır. Bakıyoruz. Sevim abla yanınızdayken. Evet, Sevim Hanım'la beraber bakıyoruz. Şimdi Sevim Hanım da bakıyor. Evet. Bakıyoruz tabii, güzeldiler. Her şey güzeldi. Yok biz sevap kazanıyorduk. Ne diyor Bülent Hanım, bak ilaç mı içti, nasıl konuşuyor? Gayet diyor. Sakindik. Tamam, kendinde gayet misin canım arkadaşım? Kendimizdeydik. Yorgunduk sadece. Bundan sonra yemek yiyelim dedik. O hanımlara bakıyoruz. İsveçli olabilir, Norveçli olabilir, veyahut İtalyan olabilir. İyi dinleyin. Bir dakika şunu anlatabilir miyim? Sonra görebiliriz. Dinliyoruz Orhan abi peki. Devam et Orhan. Sonra oturduk bir masaya. Kır, hava çok güzel. Uzaktan el sallayacağız bir hanıma. Kalabalıklar. Derken bir tanesi bize doğru baktı. El salladık. Sarışın, yeşil mavi gözlü bir genç hanım. Bize doğru geldi. Bana baktı bütün dikkatiyle. Böyle gözlerini dikti bana. Elini de beline koydu. Ne dedi bilmiyorum. Uy, benzetmeye mi uğradım? Dedi. Ne dediniz? Uy, benzetmeye mi uğradım? Dedi. Tam Karadeniz şivesiyle. Şaşırdık biz İsveçli mi, Norveçli mi, İtalyan mı falan derken böyle bir hanım bizim, sen Orhan Cencebay mısın dedi. Cencebay değilim. Cencebay mısın dedi. Dedim ben Orhan Cencebay. Benim boynuma bir sarıldı, başladı ağlamayı. Uy, ben seni ne kadar severim. Ha buraya seni gördüm. Sanki memleketi görmüş gibi oldum. Allah mı gönderdi seni buraya? Ya bir duygulandık. Ağlıyor, nasıl ağlıyor?
Yani orada doğmuş, orada büyümüş. Arada bir gelip gidiyor, Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. Bize ikramlarda bulundu o cömert gönlüyle. Bizi çok duygulandırdı. Yani şimdi bir anda onu hatırladım, onu anlatayım dedim. Fıkra değildi, bu bir gerçekti. Bu arada Orhan Gencebay'ın tabii tipi de anlaşılmış oldu. Sarışın yani, mavi gözlü olması şart demek ki. Şimdi şekil ağda görüldüğü gibi. Bırak şu elindeki makineyi. Sevim. Sevim Hanım çok kalmış. Deniyor. Merhaba. Bırak onu be. Bu neler konuşuyor? Sen şurayla ilgilen. Şimdi şöyle bir şey de var. Yok benim tipim uzatma, insandır. Fena olacak senin için. Yok, bak Orhan tipim, yapma bunu. Ben bütün insanları severim. Ama benim ailemde de şey var. Ne var? Renk olarak açık renkli çok var. Sarışın, yeşil, mavi gözlü. Sarıyı seversin çok. Yani. Hayır ben bütün insanları severim. Bak beni saygı sinirlendirme. Duyarım. Sarıyı seversin diyorum sana. Bülent Hanım'ın da. Bence hemen yorum alalım. Evet Orhan ben abimin puanına bakıyoruz. Tehlikeli konulara oradan, girmek istemiyorum. Oralardan evet. Çıkın oralardan teşekkür çıkın. Teşekkür ederim. Evet. Hemen yavrum, yoruma doğru. Gayet güzel yorumladın şüphesiz. Güzel de ifade ettin o karakteri, o şiveyi de iyi ifade ettin yavrum. Puanınız? Ben 9 veriyorum. Peki. Yavrum. Teşekkür. Bülent Hanım sizden de alayım mı? Çünkü galiba Serdar da Demet de sizin notlarınıza göllemi. yani hatasız okudu ama tabii yani bir solistten beklenilen böyle bir efeli okuyuş hani bekleriz. Çocuk çok böyle Yünörer gibi efendim bulaşık yıkarken ki gibi Yünörer böyle gibi kendini dedi. Hiç yormadan, üzmeden diye böyle yani ama temiz okudu. Evet. Yani detone var mı? Hayır. Yok. Temiz okudu ama şimdi ben de tabii temiz okuduğu için ama efeli böyle yüksek çok o olmaz. O olmaz da işte neden olmaz derseniz benim efendim bestekara sorduğum gibi neden dediğim gibi şimdi siz bana neden demeden ben hemen sizlere ifade edeyim. Efendim çünkü o efe yoktu. Onun için ben de muhterem arkadaşım gibi 9 veriyorum. Teşekkür ederiz. Serdar Ortaç ne diyecek? Az önce Demet Hanım'ın söylediği hocanızla konuştuğumu, evet ben de konuştum. Hocanın dediği şu, diğer arkadaşlar gibi aynı azimde, aynı çabada değil bizim kızımız diyor. Yani ben hep diyorum ya Balıkesir'in balık etli kızı diye sana. Diyor ki, aynı çabada değil diyor. Şimdi o çabasızlık sahneye de yansıyor. O yüzden Bülent Hanım oraya takıldı doğal olarak. Yani o ruh, o isteği hakikaten... Ben hocasıyla konuşmadım. Konuşmadan Süheyla'yla da söylüyor. Hiç konuşmadım. Evet. Şimdi öyle gördüm. Biz bugün konuştuk. Demek Süheyla Hanım da böyle bir şey söylemiş. Ama hakikaten yani ben burada niye varım? Ne yapıyorum ben yani bir burada? İstek gelmedi. Der gibi böyle iddiasızsınız. Hırsınız mı yok? Hırs olmadan hiçbir şey olmaz. Ama ses çocuğum. Güzel. Dediği gibi ses güzel. Neyse çok özür dilerim. Bir de senin talihsizliğin bak SMS'lere hiç takılmıyoruz ama aslında takılmalıyız. Herkese binlerce SMS yağıyor. Sana çok az geldi bu hafta. Biz bakıyoruz raporlara. Yani SMS'leri de iste. İstemek... ne yapacak çocuk kendi başına nasıl isteyecek yani i̇şte ne demeli? Ben de tam tersi duydum. SMS'leri çok fazlaymış. Öyle mi? Evet ben de öyle duydum. Bugünkü raporlarda ben az buldum. Ben az okudum. Bunları söylemesek daha iyi olur. Etkilemiş olmayalım. Tamam oldu. Ondan dolayı. Tamam konuyu söylemesek. Kapatalım. 9 tamam. Puan ama daha iyisini alırdın. Teşekkürler. 9 puan. Demet sen? 8. Teşekkür. Ay niye şaşırıyorsunuz? Demet sen 8 gel. Demet'ten 8 geldi. Çok üstünde durmuyorum. Ama o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Yok canım önemli değil. Ben de şöyle bir şey yapıyorum eğer izninle olursa. Benim de hazır anneler günü geliyor derken benim de babaannem bana annelik yapmıştı. Balıkesir'den gelmişler. Çerkez'dir ama Balıkesir'e ilk gitmişler. O yüzden Balıkesir, Balıketli Balıkesir kızı için sizden
O istiyoruz efendim. Eğer beğendiyseniz 3095'e mesaj atmanız yeterli olacaktır. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Yaşar İpek'in sesinden dinlediğimiz sözü ve bestesi usta sanatçı Yıldız Tilbe'ye ait Bir Alo De. Efendim ve kimden gelecek biliyor musunuz? Alkışlarınızla Mesut geliyor.